Evet sevgili dostlar sponsorlarımız Golbar.com'un ve Kayseri Zölüme Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Videoyu Perşembe gününden çekiyorum. Sebebi de şu Cuma günü yolculuğa çıkabiliriz arkadaşlar. Peşin peşin çekiyorum. 30.700 için teşekkürler ama Arda Güler'in kalmasını istiyorsanız 30.800 yapmak zorundaydınız. Perşembe günü inşallah yaparsınız. Ben de müjdeyi veririm. Toplantıda olay tartışma büyük Büyükekşi Beşiktaş umurumda değil demiş. Bizim de umurumuzda değil ama. Şimdi Mehmet Büyükekşi icraatlarını anlatmış. Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında ve karşılıklı çok tartışmalar yaşanmış arkadaşlar. Sözcüden Bahadır Çok işlerin haberinde Ali Koç'un sözleriyle Beşiktaş'ı temsilen katılan Engin Baltacı ve Mehmet Büyükekşi arasındaki diyaloglar dikkat çekti diyor. Yani bu diyalogları konu almış. Ahmet Durçebi'nin yerine gitmiş ve Ali Koç'un arkadaşlar hani Ahmet Nur destekliyorduk. Ahmet Bey ayıp olmuyor mu demiş. Büyük Ekşi bunu duyunca Koç'a bana aday olun demediniz mi? Koç da aday olmak istiyorsanız olun demiş. Ee, yani burada anlatacaklarım kulübün kurumsal görüşüdür demiş Beşiktaş adına katılan kişi. Ne diyor? Biz burada başkanlarımızdan Ahmet Nur Çebi başkan tarafından organize edildiğini söylemişsiniz. Bu çok hoş değil diyor. Konya maçında bir blokların cezasından falan bahsediyor. Büyük ekşi camianız bana taktı diyor. Camiamız başka bir kulübün ağzıyla konuştuğunuzu Beşiktaş'ta o kulüp bu kulüp gibi söylemlerinizle aşağıladığınızı düşünenlerce yani başkan Ahmet Nurçebi'nin ailesine nasıl küfür edildiğini biliyor biliyor musunuz diye konuşuyor. Ya yani burada bir tartışma var. Ben şimdi bunu uzun uzadıya konuşmak istemiyorum. Baltacı diyor ki açıklamanızda akıl dışı mantık dışı derseniz kendinizi itiraf etmiş bize de akılsız diyerek saygısızlık yapmış olursunuz. Çarpıtıyorsunuz. Tarihleri karıştırıyor, karıştırıyorsunuz. 11 Şubat'ta bir kulübün istediği gibi karar verdiniz. O kulüple çok iyi ilişkiler içinde olduğunuz konuşuluyor. Toplantıdan ayrılıyorum. Beşiktaş olarak size destek vermiyoruz demiş. Büyük ekstremim sizin desteğinize ihtiyacım yok beyefendi. Beşiktaş da umrunda değil demiş. Şimdi bu konuyu niye açtım? Hocam burada Fenerbahçe'yi ilgilendiren hiçbir şey yok. Sen bunu niye konuştun? Arkadaşlar herkes bana aynı şeyi söylüyor. Hocam sezon başından sonuna kadar Galatasaraylılar bir algı yaptı. Lale Orta hakkında ana avrat sövdüler. Lale Orta'ya daha tehditler falan da yapmışlar. itiraf etmişler. Ben söylediğim zaman tehditler, şantajdan algıyla şampiyon yapıldılar dediğimde alay ediyordunuz. Herhalde şimdi diyorsunuzdur Mustafa Hoca haklıymış diye. İtiraf videosunu izlediniz değil mi arkadaşlar? Ben öyle haybeden konuşacak bir adam değilim. Bana şu soru geliyor. Ya Mehmet Büyükekşi Galatasaray'a Aleni şampiyon yaptı. Yaptı. Aleni olarak şampiyon yaptılar. El birliğiyle bu kadar organizasyonla bu kadar şeyle yaptılar. Hocam Ali Koç niye işte federasyondan memnun şöyle böyle diyor. İki şey getirin aklınıza. Bir Ali Koç futboldan anlamıyor. İki Ali Koç Fenerbahçe düşmanı. Bu kadar kesiyorum. Dört büyükler için korkunç tablo. Bu haberleri de pompalayan arkadaşlar malum. Süper Lig'in dört büyükleri Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor yeni dönemle birlikte gelirlerinin %50'sini bankalara ödeyecek. Hatırlarsanız ben buna da ilişkin bir ifade kullanmıştım. Demiştim ki Galatasaray Beşiktaş falan konsorsiyumla imzaladı bankalar konsorsiyumuyla. Bir sene borç ödemediler. Ali Koç çıktı bir senenin sonunda dedi ki bu imzalanmaz. Biz imzalamıyoruz. Aynı dönemde imzalayıp dördü birlik olup biz bunu ödeyemeyiz deselerdi Fenerbahçe'nin de karına girecekti. O sene transfer yapamadığımız için şampiyonluk gitti. Hatırlayın. Ben yine söylüyorum. Ali Koç ya Fenerbahçe'nin çok net düşmanı çok net düşmanı ya da Ali Koç'un düşmanları bunu e, düşünmemizi istiyor. 1 Haziran'dan itibaren yeni bir dönem başladı. Artık gelirlerin %50'si bankalara gidecek. Kalan parada dört büyükleri tutmaya çalışacak. Galatasaray için arkadaşlar bakın. Aramızda çok fazla cahil var. Cevap Felix'i alıyor Galatasaray dediniz. Mbappe'yi istiyor dediniz. Bilmem neyi getiriyor dediniz. Ben de aynı şeyi söyledim. Dedim ki getiremez. Niye getiremez? Çünkü ödeme başladı. Döviz kuru yükseldi. Getiremez. Bak Galatasaray'a şu anda Zanyola'yı 15 aldılar değil mi? 13'e Zanyola'ya teklif gelsin satarlar. 13'e satarlar. O kadar da değil hocam. Satarlar niye? Parayı taksit taksit ödeyecekler. Ellerine sıcak para geçecek. Satarlar. Demedi demeyin. Ve Erden Timur çıkıp ne demiş biliyor musunuz? Taze Felix'in kiralama parası bizim transfer bütçemiz. 10 milyon euro Galatasaray'ın bütçesi var. 10 milyon euro. 10 milyon euro bütçesi var Galatasaray'ın transfer için. Bon servisine verip alabileceği para bu. Hadi. Icardi kiralıkta gidiyor. Öbürü kiralıkta gidiyor. Hadi bakalım. Gomis futbolu bıraktı gidiyor. Hadi buyurun. Şimdi onu da söyleyeceğim. Galatasaray'da da şöyle bir olay var. Aslında Buruma olayını da söyleyeceğim ama. E, Buruma'ya laf ediyor Galatasaraylar. Ağlıyorlar, zırlıyorlar. Böyle burunlarından bir şey çıkara çıkara, mukoza çıkara çıkara laf ediyorlar. Oynatmadan sattılar diye. E şekerim siz burmayı oynatmadan sakatken oynayamayacağı malumken Gaziantep Sporu nasıl kiraladıysanız Fenerbahçe'de öyle sattı. Değil. Fenerbahçe sizden daha onurlu, daha dik bir şekilde sattı. Futbolcuyu Braga'ya gönderdi. Braga da oynadı. Harika bir ikinci devre geçirdi. Braga da dedi ki ulan bu bu devrede böyleyse. Herif 15 maçta 10 golemine katkıda bulundu. Ulan biz bunu mon servisini alalım dediler. Sizin gibi sakatlanınca Gaziantep Spor'a kiralamadılar. Bu bir. İkincisi Galatasaray'ın o kadar güzel algı oyunları var ki sosyal medya. Yani algı deyince aklınıza Galatasaray gelsin. Başka kimse gelmesin. Nant Mustafa Muhammed'in bonservisini servisini 5 milyon 750 bin euro karşılığında almış. Bunu da açıklamışlar. Galatasaray'ın arkadaşlar bunu bir başarı olarak görüyorlar. <laughs> Luin Dama'daki gibi. Şimdi futbolcunun transfer marketine gidin. Yani herkes benimle aynı şeyi yapabilir arkadaşlar. Yapabilirsiniz. Becerebilirsiniz diye düşünüyorum. Aşağılara inin. Galatasaray Zamalek'ten 1.66'ya kiralamış. 3.85'e abon servisini almış. Yani yaklaşık olarak Galatasaray 5.5 milyon euro civarına mal etmiş. Ya buradaki fiyattan da yüksek. Orada bir artı bir kur var. Menajerle ilgili bir, bir ücret var? 5 bucağı kiralamış. 250 bin euroya Nantes'a kiralamış bu sezon başında. 5 milyon 750 bin euroya da bon vermiş. Yani 6 milyon euroya satmış. 5 bucağı almış. 6'ya satmış. Oynatmış. Para da hani yıllık ücret de vermiş. Şimdi Galatasaraylar bunu düğün dernek olarak, başarı olarak adlandırıyorlar. Tabii kendilerince haklılar ee, Türkçesinde şunu söyleyeyim 2 milyon dolara kiralayıp 4 milyon dolara da bonservisini servisini almışlar yani dolar bazında yani 6 milyon dolara alıp 6 milyon Euro'ya satmışlar görüyorsunuz değil mi algı oyunu hiçbir Galatasaray'da siz sosyal medyada şöyle salaklık yaptık böyle salaklık yaptık dediğine şahit olmuyorsunuz ama söz konusu Fenerbahçe olunca niye altı buçuk Buruma niye altı buçuk ulan buruma 4.250'ye 250'ye 4.250'ye gitse bile kardı 3 buçuğa gitse bile kardı bizde tutmadı tutmuyor. Bize gelen tutmuyor. Çünkü öyle bir psikoloji var. Taraftarımız öyle bir Galatasaraylı e, izleniminde öyle bir Galatasaray hegemonyasında hareket ediyor ki her futbolcu gelir gelmez çöpleniyor. Bak Rüyan Kent hani bir ana avrat sövmedikleri kaldı. Yakında onu da yaparlar. Fenerbahçe taraftarı bu hale geçtiği müddetçe yani kusura bakmayın bu devran böyle gider. Bizden giden Messi oluyor. Bizden giden Messi olmuyor. Bizde de Messi. Biz destek vermiyoruz. Futbolcu değil mi? Oynasın. İşinin adı ne? Şöyle böyle. Herifler bir Icardi'yi Vandana ara şunu bunu alt üst ettiler. Hasır alt ettiler. Neyse uzun lafın kısası 1 Haziran 31 Mayıs her futbol sezonundan bir önceki sezon elde edilen edilmesi öngörülen sabit gelirlerin yayın geliri, sponsorluk, reklam, isim hakkı, gişe, ticari ürün vesaire bunların toplamının asgari yani en az %50'si tutarında konsorsiyuma ana para ve faiz ödemesi yapacak. İlk para ödemesi 31 Ağustos 2023'te arkadaşlar. Heh, şimdi diyorsunuz ya hocam Ali Koç'un niye kimse devirmiyor? Niye Ali Koç'un kimse yerine gelmiyor? 31 Ağustos 2023'te ödeme var. Ve ya kulüpler yarısını teslim etmek sırada. İlk sırada da vergi var. İş bunda da bitmiyor. Transfer, UEFA gelirleri gibi değişken gelirler de devreye giriyor. Yani Bunların yarısı verilecek. Öncelikle vergi ödemeleri yapılacak. Sonra borçlar. Fenerbahçe Kim falan 18'e sattı. E, haliyle yeni futbolcu da satmak zorunda. Yani Allah yarı Ozan Tufan'ı falan göndermişti. Şimdi Osterwolde, Rossi, Perez, Pedro gibi isimler. Buruma, Samet, Batshuayi, Lincoln, Arao, Emre Mor bunlar bonservisleriyle geldi. Ve Fenerbahçe'nin transfer yapması lazım. Yönetim görüş vermedi diyor. yönetimin elinde Arda Güler var. 40 veren alır. E, Ferdi Kadıoğlu var. 30 veren alır. Altay Bayındır var. 10 veren alır. Hani bunlar para eden futbolcular. Ve satalım satmayalım konuşmaları çok sürerken ben şunu söyleyeyim. Arkadaşlar para eden her futbolcu Fenerbahçe Galatasaray taşta satılır. Ve artık ya şuna gidecek takımlar alt yapıdan oyuncu oynatacak. Ya sözleşmesi bitmiş. Boştaki futbolculara yıldızlaşmak üzere olan futbolcuları alıp oynatacak. Ya da kira. Başka hiçbir çaresi yok takımların. Bizi buna iten arkadaşlar sağ olsun. Ayak yorgana göre uzatılacak. Trabzonspor sıkıntılıymış. Ertuğrul Doğan da önceki gün basın buluşmasında konsortiyuma dikkat çekmiş. Diyor ki birçok kişinin de bu hassas durumu bilmediğini ancak kulüplerin çok ince bir çizgide olduğunu dile getirmiş. Bankalar her şeyimize karışacak hakka sahip demiş. Yani tüm kulüpler bu sıkıntı yaşıyor. Galatasaray'ın hayalleri büyük derken Florya'da gelecek parayla ilk etapta bankaların konsorsiyumlarına borç ödemesi düşüncesinde falan filan. O Florya olayı çok Değişik bir olay. Galatasaray ne kar elde edecek, ne borcunu bitirecek, ne başka bir şey yapacak. Siz görün bakın o para nerelere gidecek. O para hiç olacak, yok olacak, buhar olup uçacak. Ee, onu da söyleyeyim. Kısa vadeli çözüm. Hani mesela nedir? Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalırsa Galatasaray. Boeyi, Zanyolo'yu, Nelson'u falan satarsa para kazanacak. Yerlerinde doldurabilecekse. Galatasaray için varsa yoksa Icardi olursa Paris Saint Germain'e yapılacak para vesaire önemli. Yani uzun lafın kısası arkadaşlar. Kulüpler Jortingen'in Mortingen'ine çekmiş durumda. Peki hocam harcama limiti neye göre olacak? Gelirlerinin otomatik olarak yarı yarıya düşmesi bunun harcama limitlerine de yansımayacağı merak konusu ama yansıyacaktır. Yani bu kadar konuşmadan biz neyi anlayalım hocam? Bizim anlayacağımız dilde anlat. Şöyle anlatayım. feneryum geliri, trans yani geliri, kombine geliri, sponsor geliri, chart geliri, jurt geliri kaynaklar 1 milyar TL Fenerbahçe'nin karı var diyelim. E, geliri var diyelim, kar demeyelim, gelir. Daha fazla da 1 milyar. Ödememiz gereken sanırım yanlışım yoksa 700 milyon TL yıllık konsorsiyuma bankalar konsorsiyumuna ödememiz gereken para var. Artık yıllık 700 700 ödeyeceğiz arkadaşlar. Bu yaklaşık 8 sene sürecek 5.6. Şimdi 1 milyar karımız var. Futbolcu satışı alış hiçbir şey olmadı. 500'lü direkt borca gitti. Kaldı 200. 1 milyardan 200'ü daha borca gitti. Kaldı 300. 300 milyon TL Fenerbahçe'nin elinde para var. Hani kar diyelim buna sadece. Ya da gelir diyelim. Kar demeyelim gelir. 300 milyon TL var. Bununla idare edecek. Bu Fenerbahçe için çok iyi. Niye? Aylık ben 6 bin lira. Feneriyum'dan 4 bin lira, 6 bin lira, 5 bin lira. Feneriyum'dan alışveriş yapıyorum. Siz de yapıyorsun. Kızsak da yapıyoruz. Darılsak da yapıyoruz. E Fenerbahçe TV'nin gelirleri var. şey i̇şte Fenerbahçe YouTube katılın gelirleri var. Ne bileyim borsada var. Fenerbahçe e, coin var. Bunlardan gelen gelirler. Bizim bunu arttırmamız lazım. Şimdi diyelim ki hocam 2 milyar gelir var. Bir değil iki var. Birine el konuluyor ya. 700 borca gitti hocam 300 fazladan kalıyor. 300 de ana paradan düşülüyor. Otomatikman faiz 700 iken atıyorum 680'e düşecek. Yani bu da yine bize karı dokunuyor. Anlatabiliyor muyum? Ana para silinip kar da şey, e, faiz de silinmiş oluyor. Kaldı 1 milyar diyelim. 1 milyarla da istediğini yapabilirsin. 1 milyarı ana para ödemesine verip ana parayı düşürüp 700 hani 680'e düşmüş ki onu 580'e de düşürebilirsin. Yani Fenerbahçe'nin ve diğer takımların kar elde etmesi lazım. Peki nasıl? Futbolcu verip alarak. Fenerbahçe'nin yeni gözdesi Orsolini. Şimdi Beşiktaş'ta da Fenerbahçe'de şöyle bir sıkıntı var. Fenerbahçe'de Beşiktaş'ta sıkıntı şu. İki takım da kendi yağında kavruluyor. Galatasaray öyle değil. Galatasaray kullanan bir takım. Desteklenen bir takım. Florya arazi olayını mesela sosyal medyaya bakın. Ben çok bilmiyorum. Çok hüküm, sahibi değilim. Hani çok bir şey ama ortada bir sıkıntıdan bahsediyorlar. Bilmiyorum nasıl bir sıkıntı. Böyle bir durum var. Fenerbahçe ve Beşiktaş sıkıntı içerisindeler. Zaten umurumdan da değilmiş. Büyük şok içerisinde. Mehmet Büyükekşi iki takıma da cephe almış durumda. Önümüzdeki sene hem Fenerbahçe hem Beşiktaş güzel hakem kıyımlarına da uğrayacak. Onu da söyleyeyim. Fenerbahçe futbolcu satıp almak zorunda. Satamıyorsa da takas zorunda. Fenerbahçe'nin yeni gözdesi Orsolini. Bologna'da da kariyerinin en iyi sezonunu geçiren Ricardo Orsolini'yi isteyen ekipler arasında Napoli ve Fiorentina'nın yanı sıra Fenerbahçe'de yer alıyor. Muhtemelen gördünüz. Büyük ihtimalle görmüşsünüzdür. Değil mi şeyin? Neydi o adamın adı? Dimarzio'nun duyumunu görmüşsünüzdür çünkü İtalyan basınında Juanlića Juan dimarşıyor e, ciddi şekilde ilgilenen ekipler arasında olduğunu haber yaptı falan filan şimdi Bologna'da 32 maça çıkıyor 11 gol 4 asist İtalya liginde ve kulübüyle en iyi sezonunu da geride bırakıyor e, İtalyan milli takımıyla 2 maçta forma giyip 2 gol kaydediyor 2019'da 15 milyon euroya gelmiş falan filan Bologna bizden Rossi'yi istedi. 4 milyon euro teklif etti. Biz de e, Orsolini'ye 4 milyon euro teklif etti. Bologna bunun üzerine sosyal medyaya yansıdı gibi Rossi'yi verin üstüne 5 milyon euro verin Orsolini'yi verelim dedi. Bizimkiler de ilk ve son teklif olarak Rossi'yi verip üstüne 2,5 verip Orsolini'yi istedi. Bu konuda ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Yani bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ben Ulaş abinin yorumunu okuyayım. Diyor ki Orsolini mükemmel bir kanat oyuncusu. Türkiye'de onun ayarında bir kanat oyuncusu yok. O yüzden Ali Koç transfer edemez diyor. Yani iyi bir futbolcu olsaydı ederdi diyor. Ee, bu yüzden de Ali Koç edemez diyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bakın bu sezon 5 farklı branşta 9 kupa kaldırdı. Futbolda Türkiye kupası. Kadın basketbolda çifte kupa. Kadın voleybolda çifte. Kadın masa tenisinde çifte. Ekrem sandalyede çifte kupa. Ama gel gör ki Ali Koç hakkında hani ben istifa etsin diyorum. Jesus da bir bunak çıkmış. Transferler önce o başkan tarafından gerçekleşti. Devre arasında oyuncu istedim. Para yok dediler falan filan diye. Şu buna bir sorun. Ali Koç tam olarak Gustavo Henrique'yi bir. William Arao'yu 2. Nereden tanıyordu? Nereden biliyordu bunlar? Oynatmayacağım burumayı aldın. Bu riske Ali Koç senin adına bu riske girmedi mi? Taraftar bak ben Ali Koç istifa etsin diyenlerden bilginiz olsun. Bu riske girmedi mi? E, Samet de Samet dedin. Ki kendi açıklaması da var arkadaşlar. Samet de Samet dedi. 3.7 alınmadım. Osterwolde'yi alın getirin. Ben istiyorum. Alioski'yi beğenmedim demedin de. 6 milyon euro Fenerbahçe bayılmadı mı? Tamam. Ali Koç istifa etsin diyoruz ama doğruya doğru demesek biz istifa edelim. Biz istifa edelim. Şimdi Ali Koç, Abdullah Avcı söylediler. Abdullah Avcı Fenerbahçe'ye gelse ben kanalı kapatayım. Ali Koç'a da FETÖ'cü diyeyim. Çıkalım işin içinden. Abdullah Avcı falan filan yok arkadaşlar işin içinde. Yani Yapılanlar, edilenler. Geçin bunu ya. Geçin bunu. Hocam Arda Güler giderse FETÖ'cü derim. Arda Güler konusunda. Arda Güler. Hocam Hasan Çetin Kaya götürecekmiş. Hangi Hasan Çetin Kaya? Menajeri. Hangi menajeri? Arda Güler'in Hasan Çetin Kaya diye bir menajeri yok. Elinizde belge varsa buyurun. Hocam şeyi vermiş ya. Menajerlik şeyi vermiş ya. Ne zaman? Ne zaman vermiş? Arda Güler'in menajeri Hasan Çetin Kaya falan değil. Resmi konuşuyorum ben. Bak sizin gibi gayri resmi konuşmuyorum. Resmi söylüyorum. Arda Güler'in menajeri Hasan Çetinkaya değil arkadaşlar. Değil. Hocam o zaman gitmeyecek mi? Kanalın abone sayısına bakın. Eğer ee, 30.800 olursa gitmeyecek arkadaşlar. Kesin mi hocam? Kesin. Gustavo Henrique. Burumada da Gustavo Henrique olayını yaşayacaksınız. İşte, pardon Gustavo Henrique'de de Burum olayını yaşayacaksınız alındığı fiyata geri gönderilme ya da daha iyisine geri gönderilme olayını yaşayacaksınız. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Ee, Rossi Rossi'yi verip üstüne iki uçağı, Orsolini yazsa kabul ediyor musunuz? Böyle bir takası onaylıyor musunuz? Onaylamak için 8'i bir üst menüye dönmek için 9'u müşteri temsilcisine bağlanmak için lütfen bekleyiniz. Böyle <laughs> oldu. <laughs> Rossi kafa kafaya değişsek. Hocam kafa kafaya kabulüm zaten. Rossi artı iki buçuğa alsak kabul müsünüz? Bir bakın bakalım. Ne diyeceksiniz? Ne yapacaksınız? Siz kendiniz verir. Yani hiç bir bakın. Hollandalı yıldızdan Fenerbahçe'yi şok eden talepler Stefan Deverij'in haberini yapmışlar. Şimdi Deverij ben dedim ya kulübüyle uzatacak diye. Onu yapamıyorlar. Diyemiyorlar kulübüyle uzatacak diye. Diyorlar ki futbolcu Fenerbahçe'den sabahın haberine göre Stefan Deverij Fenerbahçe'de ciddi bir para istemiş. Inter'le sözleşmesi bitecek diyor uzatacak sözleşmesini. Fenerbahçe 3 milyon euro iste önermiş. Yıllık 6 milyon euro'dan 3 yıllık sözleşme istemiş Fenerbahçe Fenerbahçe'de kabul etmemiş. Geçiniz bunlar. Bunlar fakir tesellisi. Transfer zaten kulüp uzatacağı için olmayacak arkadaşlar. Benim açıklamam gereken bu. Hocam Kongre'de hani Ali Koç, Mali Koç dedim bu kadar para, borç falan. Arkadaşlar önümüzdeki sene Ali Koç gidiyor. Seçilecek yönetim. 3 seneliğine seçilecek. Çok da ciddi hazırlıklar var. Kim isim vermeyeceğim. Çünkü bana isim verilmiyor. İsim verilse söylerim. Ee, iyi i̇yi takım kurmak zorunda Ali Koç. Onu söyleyeyim. Ha Caner Erkin Başakşehir'le ile sözleşmesini bitmiş, ayrılmış. Hani Caner Erkin'i falan getireyim. O Sterbol'de oyun mantığında hareket ederse. Ay babayın kemiğini. Yani vay babanın kemiğini. Arda Güler konusunda şunu söyleyeyim. Arda Güler için de Arda bir ben demiş ki serbest kalma bedeli 35 milyon euro sonraki satıştan %25 pay maddesi olacak şekilde yeni bir sözleşme imzalamayı planlıyor demiş. Milli takım dönüşü Ali Koç Arda Güler ailesine akşam yemeğinde bir araya gelecek. Ozan Kabak'ın serbest kalma bedeli 7 milyon euroydu. Ozan Kabak 7'ye gitmek istemiyorum deyip 11'e gitti. Bunu Fenerbahçe yapsa şike derlerdi, şu derlerdi, bu derlerdi falan filan. Ee, geçiniz bunu. Arda Güler için de diyorum ki 40 milyon euro veren varsa buyursun, alsın. 40 milyon euro vermiyorlarsa da kendileri bilir. Yani 40 milyon euroyu Arda Güler'e gönderirim arkadaşlar. Haberiniz olsun. Olur mu? Yoksa göndermiyorum. Yani Arda Güler'i hiçbir yere göndermiyorum. Size de müjdesini veriyorum. Şu anda ben video çekerken 30.718 gösteriyor ama ben eminim 23.59'a kadar 30.800 yapacaksınız. Yapmak zorundasınız. Arda Güler'i istiyorsanız. Ben yani şakasına yaptım anladınız değil mi arkadaşlar? Yani bunun şaka olduğunun farkındasınız. Yani eğer bunun şaka olduğunu farkında değilseniz biz kanalı kapatıp gidelim. Ee, rahat olun. İçiniz rahat olsun. Mustafa Hoca bize garanti verdi diyebilirsiniz. Ee, kendinize iyi bakın. Benim aktaracaklarım, söyleyeceklerim bu kadar. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kanalımıza abone olup pişman olan olmuyor. Üye olup pişman olan olmuyor. Bakın benim kafamda bir proje var. Her hafta 50 kişi, en az 50 kişi. Yüzde olabilir bu ya. Bak her video en az 6-7 bin izlenmeye devam ederse, sürdürürse, daha fazla izlenirse haliyle bir reklam geliri geliyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bunlardan bir gelir geliyor. Ee, gelen gelir ben aboneliğe harcayayım, üyeliğe harcayayım. Çünkü üyelere özel çok fazla duyum veriyoruz. 15 liranız varsa tavsiye ederim. Hocam ben 15 lira var üye olacağım ama ee, yarın bir gün bedava üyelik gelme imkanı var. Arkadaşlar ne kadar çok video izlerseniz, beğeni atarsanız yani kanalın has abonesi olursanız üyelik ihtimaliniz o kadar artıyor. Hediye üyelik ihtimali. Çünkü bu olay şöyle YouTube diyor ki senin has abonelerin hani has takipçilerin şunlar, şunlar, şunlar. Sen bana parayı yatır ben onlara üyelik vereceğim diyor. Yani bana dese ki kanalının has abonesi şu plan puan vereceğimize yakında bunu yapacaklar hani ilk 10 atıyorum Ahmet, Mehmet e, şu kadar saat geçirdi, şu kadar video izledi, şu kadar beğeni attı diye. Ben onlara direkt formada gönderirim. Hiç sıkıntı değil, hediye de ederim. E, böyle. Ne kadar video izlerseniz, ne kadar beğeni atın. Hocam benim vaktim yok. Ben günlük iki tane, 3 tane video atıyorsun. Hepsini izliyorum. Yeter. Vaktim yoksa telefonunu şarja takıyorsun ya. Kısa kısa diye oynatma listesi var. 19.07 var. Bir 10.000 var. Bir sürü var. Hocam benim bilgisayarım var. Bana bilgisayarda bir şey öner. Arkadaşlar bilgisayarda Revolver Tabs diye bir uygulama var. Google Chrome'da. O uygulamaya girin. O uygulama şey yapıyor. Mesela tekmeler e arasında otomatik geçiş yapıyor. Saniye sınırı falan var. Şey, ayarlıyorsun onu. Otomatik geçiş yapıyor. İndirin o programı. Açın 7-8 tane şey. Sekme. Tek tek kendi aralarında geçsin. Bu sayede yani 8 tane aynı anda video şey 8 tane aynı anda şey izlemiş oluyorsunuz arkadaşlar. Ben bunu söyleyeyim. Bu kadar aktaracaklarım. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Görüşmek üzere.